Selam arkadaşlar, ben Onur. Külüstür PC serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Euro Truck Simulator 2 oynayacağım ve bunun performansını hep birlikte görmüş olacağız. Ve sizlerden de ufak bir ricam var. Yorumlara istediğiniz oyunları lütfen yazın ki ben de onları çekeyim. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Yaklaşık ben 12 senedir bilişim sektöründeyim. Son 6 ayımı da yönetici pozisyonunda devam ettiriyorum. İnanın okuduğum okullarla, bölümlerle de zaten bilgisayar üzerine oldukça bilgi birikimim var. Böyle bazı tavsiyeleriniz oluyor. İşte neden E7500 kullandın? İşte Xeon E5000 serisi kullansaydın, Quad kullansaydın, 9000 serisi falan gibi böyle yorumlar oluyor. Ben zaten elimdeki parçaları kullanıyorum. İnanın ben de biliyorum, Quad olsaydı ya da bir Xeon 775000 destekli bir işlemci takmış olsaydım, evet, daha güzel performans alırdım, darboğaz almazdım, ben de biliyorum. Benim buradaki amacım en düşük bütçeyle, hani ben işlemciyi 15 lira yazmıştım diye hatırlıyorum, en düşük bütçeyle toplanabilecek bir bilgisayarı ortaya çıkartmak. Tabii ki 15 liralık işlemci yerine 100 liralık işlemci de takılabilir. Öyle aralarda çok büyük bir fark yok ama elimde bu var. Ola ki bugün yarın belki bir upgrade yaparım, Q9550 takarım. Bunun bir garantisini tabii ki vermiyorum ama benim buradaki amacım elimdeki işlemciyle, elimdeki RAM'le, elimdeki anakartla en iyisini yapabilmek. Lafı çok fazla böyle uzatmayayım. Bence oyuna geçelim. İşe başlamak için istediğiniz şehri seçin. İşe başlamak için istediğiniz şehri seçemiyorum çünkü istediğim şehir burada. İşe başlamak için istediğim şehir. Oo, ben buralara gittim ya. Helsinki'ye gittim ben. Mevcut iş: tuz ve baharat. Pazartesi 10. Hadi bakayım. İş çıktı bize. Kendi kendimize iş çıkardık. Hoppala. Bir dakika. Şu müzik beni öldürecek. Kontak. Hop, çevirdik. Şu anda 35 FPS'te. Hadi bakayım. Dur lan, nereden çıkacağız biz buraya? Hop, M değil miydi? M'ydi. Hah. Bir dakika. Bir saniye oğlum. Gitme. Dur. Dur. Harita kastı. İşlemcinin gücü yetmiyor şeye, haritaya yetmedi yani. Neyse, dur bakayım. 1 2 takip kamerası, 3 ha, 4. Tamam, bayağı bir şey var. Güzel. Nereden çıkacağımı bilemedim ben. Şimdi bir ilerleyeyim bakayım şöyle. Otuz beş gayet güzel. Dur bakayım, stop. Hop. Yavaş. Aman. Arkayı kurtar. Dur şöyle genişten alalım. Hop. Dur. Buradan bir yerden, kenardan bir yerden çıkacağız belli yani. Şöyle devam edelim biz. Oyun çok akıcı. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok yani şu anda. Ben biraz olsun sıkıntı yaşarım diyordum. Biraz şoförlüğümle ilgili sıkıntı var sadece şu anda ama yine de iyi gidiyor. Hop. Arkayı son anda kurtardım var ya. Ben acaba şu anda nereye gidiyorum? Neyse ya, amaç gezmekse birazcık gezelim. FPS'te biraz düşüklük var yani. 30'ların altına hafiften inmeye başladı. Bir Escape, ESC'ye basalım. Bir şöyle görüntü ayarlarına bir gidelim. Düşükte miydi? Bir dakika dur bakayım. Şu an yükselttik ama biraz önce en düşükte miydi acaba? Ona bakmış olalım. Yüklensin bakalım harita. En düşükte de olmuş olabilir çünkü şu anda böyle bir renk geldi tıkladığım yere. Bakalım. En düşükle yüksek seviyesindeki aradaki farkı da görmüş oluruz. Şu an daha iyi oldu. O zaman en yüksekteydi büyük bir ihtimal. Çünkü şu an daha iyi oldu. Biraz hız yapalım, görelim bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel oldu ha.
Yani biraz düşüyor yeni yeni böyle grafikler geldikçe. Ama hemen toparlıyor. Yalnız burada neredeyse sonunuza da ulaşacağım ha. Yani kökledim şu anda gidiyorum. Biraz dışarıdan bakalım. O dışarıdan bakınca yalnız baya baya arttı yani 50'lere çıktı. Bunu beklemiyordum. İçeriye geçince oh, ilk başta sağlam düştü yalnız. İçeride biraz daha demek ki ayrıntıdan kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. Tamam. Bastım tekrar SC'ye. Gidelim. Görüntüyü en düşük yapalım bu sefer. En düşükken görelim bir de. Evet, biraz önce bu böyle bir şey yoktu. Biraz önce bu yoktu. Bakalım en düşükte nasıl bir performans alacağız. Şimdi şöyle, biraz grafikler kötü ama baksanıza 50'lere çıktı ya. Zaten büyük bir ihtimal dışarı alsam. Tamam canım oldu yani. Gayet oldu yani. Herhangi bir darboğaz durumu da yok. Hafiften grafikler kötü oldu. Ama zaten mükemmel bir grafik de beklemiyorduk yani. Peki yapabileceksem eğer ben bir de çözünürlüğü düşürmek istiyorum. Oyun içerisindeyken yapabiliyorsam eğer bunu 1366'ya 768 yapacağım. Uygula. Bakalım. Evet. Bir de böyle denemek istiyorum. Çünkü çözünürlük de gerçekten çok fark ediyor. Biraz daha yüksek FPS alacağımı düşünüyorum. Bir artış olacaktır. Yani aldım mı tam emin değilim. Sanki düşük ayarları aldığımda da yine bu seviyelerdeydi. Yine şu anda bu seviyelerde gibi. Hani 1080'de oynanabilir yani şu anda. Bilemedim ya. Şu anda sanki 1080 ile aynı gidiyor yani FPS olarak. Ama şunu net söyleyebilirim. Akıcı gayet güzel oynanabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hız sınırı ihlali. Teşekkür ederim. Bir 120 euro gitti. Kaç para vardı ki acaba? Neyse. Dur, şuradan bir döneyim. Bir dakika. Pardon. Pardon. Trafiğin içine girdim. Biraz bakalım hani araç sayısı fazla olunca bir değişiklik olacak mı diye. Şu anda herhangi bir durum yok. Hatta tam tersine 60'lara kadar geldi yani. Evet 1080'den düşünce biraz fark etti bu. Hop 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 bir dakika. Tabii motoru kapatıyordu. Ani fren yapıyordu. Şimdi hatırladım. Güzel ya. Yani ben beğendim. Yorumu da size bırakıyorum. Bence gayet oynanabilir oldu. 600 liralık bir bilgisayarla Euro Truck Simulator'da oynayabiliyorsunuz. Hem de bayağı rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz yani. Ben beğendim. Külüstür PC'de Euro Truck Simulator 2 oynadık ve gayet de güzel bir performans aldık. Oynanabilir, herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir darboğaz vesaire yok, düşüşler yok. Gayet güzel oynanabiliyor. Videonun başında da söylemiştim, yine söylüyorum. Varsa denememi istediğiniz oyun lütfen yorumlara yazın. Ben oyunları hemen deneyeyim sizler için. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.